والسابقون السابقون أولئك المقربون. أبدأ بذكر الله وصلي. Büyük insanların doğmaması, büyük insanların yetişmemesinde flört önemli bir sebeptir. Anlatılır İmam-ı Azam'la ilgili. İmam-ı Azam'ın babası daha bekarken bir suyun kenarında oturuyormuş. Bir elma suda geliyormuş. Tutmuş elmayı, temiz bir elma, ısırmış, bir yudum böyle yutmuş. Aklı başına gelmiş. Demiş ki bu elma kimin acaba? Ben bunu ısırdım ama. Suyun geldiği istikamete doğru yukarı doğru yürümüş. Bakmış ki orada bir ev var. Kenarda da bir, suyun kenarında da bir elma ağacı var. Herhalde bu oradan düşmüştür. Demiş ve gitmiş ev sahibine demiş ki ben sizin bir elmanızı herhalde bilmeden ısırdım, yedim. Suda gidiyordu. Sonra aklım başıma geldi ama iş işten geçti. Ya bana hakkınızı helal eder misiniz? Adam şöyle bir bakmış demiş ki bu ya deli ya veli. Ta oradan kalktı buraya kadar bir elma için. Zaten elma gidiyor suda. Koparmış da değil yani, hırsızlık yapmış da değil. Adam mahsus demiş ki hayır demiş, sana hakkımı helal etmiyorum. Deniyor yani. Parasını vereyim, hayır diyor, para da kabul etmem. Ne yapacağım? Benim yanımda şu kadar zaman kalacaksın, bana hizmet edeceksin. Köle gibi. Yahu bir elma ısırdık yani, ne oldu yani, parasını verek. Hayır diyor, ben başka türlü hakkımı helal etmem. Tamam diyor, ne yapalım, olan oldu artık. Başa gelen çekilir. Orada onun dediği kadar süre kalıyor, ona hizmet ediyor. Süre bitince diyor ki tamam mı, gideyim mi artık, tamam mı yani. Beni mahvettin yani. Tamam mı, gideyim mi artık? Hayır diyor, gidemezsin. Şimdi ne yapacağım? Benim bir kızım var diyor, kör, sağır, dilsiz, çirkin. Bununla evleneceksin. Tamam diyor, ne yapalım, olan oldu artık. Bu adam peşimizi bırakmayacak yoksa. Kabul ediyor. Kızı göstermeden nikahlarını kıymış. Kızın velisi, babası onun adına vekaleten nikahı kıymış. Ondan sonra demiş ki işte benim kızım şu odada, senin karındır, git yanına. Gidiyor, içeri giriyor, hemen geri fırlıyor dışarıya. Baba da orada bekliyor. Ne oldu oğlum diyor. Diyor ki ya ben senin bir elmanı ısırdım, sen beni mahvettin. Bu kadar bana hizmet ettirdin. Şimdi içerideki kız senin kızın değil. Şimdi ben bir yanlış iş yapsam sen kim bilir bana daha neler yaptırırsın. Ben senin bir elmanı ısırdım, bana ne kadar iş yaptırdın. Bu senin kızın değil, bu çok güzel bir kız. Gözü de görüyor, kulağı da işitiyor, dili de konuşuyor. Diyor ki oğlum o senin karın, benim de kızım. Benim kızım kör derken yani harama karşı kör, haram görmedi demek istedim. Sağır derken yani harama karşı sağır. Benim kızım haram dinlemedi. Benim kızım dilsiz derken harama karşı dilsiz, haram konuşmadı. Ben onu kastetmiştim. O benim kızımdır, senin de karındır. İşte onlardan doğmuş İmam-ı Azam.